Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Charaktereigenschaften, yani karakter özellikleri. Öncelikle karakter özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Akabinde de bir örnekle bir kişiyi anlatma, onun karakteri üzerine konuşmayı birlikte görüyor olacağız. Dilerseniz öncelikle karakter özellikleriyle başlayalım. Vernünftig. Vernünftig, makul demek arkadaşlar. Demek ki makul, vernünftig demekmiş. Großzügig, großzügig. Yani bonkör, eli açık anlamına geliyor arkadaşlar. Fair, fair. Bu da adil demek arkadaşlar. Intelligent, intelligent. Ya da klug, klug. Zeki demek arkadaşlar. Fresh, fresh. Şımarık, yaramaz. Demek ki şımarık yaramaz. Fresh demekmiş. Kreatif. Kreatif. Bu da yaratıcı demek arkadaşlar. Sparsam. Sparsam. Tutumlu. Para biriktiren, tutumlu anlamında demek ki sparsam demekmiş arkadaşlar. Realistisch. Realistisch. Gerçekçi. Demek ki gerçekçi. Realistisch demekmiş. Hübsch. Hübsch. Güzel ya da yakışıklı anlamında demek ki hübsch deniliyormuş. Aufmerksam, aufmerksam. Arkadaşlar aufmerksam dikkatli demek. Dikkatliden kasıt diyelim ki işte birisi işte kapı tutuyorsa birisine. Dolayısıyla biz bunu aufmerksam diyebiliriz. Yani kapı tutuyorsa, birisine yardımcı oluyorsa, dikkatli davranıyorsa dersek demek ki bunun Almanca karşılığı aufmerksammış. Mutig, mutig, cesur. Nervös, nervös, gergin demek arkadaşlar. Diğer anlamı da sinirli ancak daha çok gergin derken nervös diyebiliriz. Kritisch, kritisch, eleştirel, eleştirel bakan. Kritize eden deriz ya hani eleştirel ya da evet bunun karşılığı demek ki kritişmiş. Treu, treu bu da sadık. Demek ki sadık treu demekmiş. Ernst, ernst bu da ciddi demek arkadaşlar. Ordentlich, ordentlich düzenli. Demek ki düzenli ordentlich demekmiş. Streng, streng. Streng katı demek arkadaşlar. Yani sert mizaçlı, katı birisi için streng diyebiliriz. Lebendig. Lebendig canlı demek arkadaşlar. Lebendig yani canlı, yerinde duramayan, sürekli hareket halinde olan birisi için de kullanılabilir. Dolayısıyla bu neymiş? Lebendig demekmiş. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz Charaktereigenschaften yani karakter özelliklerini doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Vernünftig, vernünftig. Großzügig, großzügig. Fair, fair. Intelligent, intelligent. Klug, klug. Frech, frech. Kreativ, kreativ, sparsam, sparsam, realistisch, realistisch, hübsch, hübsch, aufmerksam, aufmerksam, mutig, mutig, nervös, nervös, kritisch, kritisch, treu. Treu, ernst, ernst, ordentlich, ordentlich, streng, streng, lebendig, lebendig. Öğrenmiş olduğumuz karakter özellikleriyle alakalı arkadaşlar bir örnek metin inceleyelim, bir kişiyi inceleyelim arkadaşlar. Julia bu. Şimdi ben Julia'yı tanımlamak istediğimde ne yaparım? Öncelikle bu Julia derim öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Das ist Julia. Yani bu Julia. Wer sie noch nicht kennt. Öncelikle bu cümleye bakalım arkadaşlar. Wer neydi? Kim demekti? Noch nicht
henüz değil anlamında. Bakın burada noch pekiştireç noktasında henüz değil derken demek ki noch nicht demek. Kennen tanımak demek arkadaşlar. Burada çekimlenmiş olarak karşımıza çıkmış. Kim onu henüz tanımıyorsa anlamında. Wer sie noch nicht kennt. Demek ki onu henüz tanımayanlar için ne yapmışız? İki nokta üst üste koymuşuz ve şimdi tanımlamaya, betimlemeye geçmiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar Julia ist meine Kollegin. Meine Kollegin, die Kollegin bu meslektaş demek arkadaşlar. Der Kollege değil mi? Erkek meslektaştı. Kadın meslektaşlarda da ne yapıyorduk? Daha doğrusu in takısı getiriyorduk öyle değil mi mesleklerde kadınlar için? Dolayısıyla kadın meslektaşım derken meine Kollegin demiş oluyorum. Dolayısıyla Julia benim kadın meslektaşım. Ne diyeceğim o zaman? Julia ist meine Kollegin diyeceğim. Wir kennen uns aus der Schule. Sich kennen. Kennen aynı zamanda da arkadaşlar neydi arkadaşlar? Refleksif bir durumdaydı. Dolayısıyla biz birbirimizi okuldan tanıyoruz derken wir kennen uns aus der Schule. Demek ki biz birbirimizi okuldan tanıyoruz derken wir kennen uns aus der Schule demiş oluyorum. Schule artikeli neydi arkadaşlar? Die. Dolayısıyla aus der Schule neden? Çünkü datifliği gerektiriyor. Zaten biz bunu A1'de öğrenmiştik öyle değil mi? Buraya baktığımızda arkadaşlar sie ist auch Lehrerin. Evet bakın arkadaşlar der Lehrer neydi? Öğretmen. Lehrerin kadın öğretmen. O da öğretmen derken de da anlamında auch'u görüyoruz. Dolayısıyla o da öğretmen derken sie ist auch Lehrerin demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar artık karakter özelliklerine geçiyoruz. Julia ist intelligent und lebendig. Evet az önce gördük bunları. Intelligent neydi? Zeki demekti. Und lebendig de neydi? Canlı değil mi? Canlı karakter yani hareketli bir karakter derken demek ki lebendig demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar ich kenne niemanden der so viel Humor hat wie sie. Evet buraya baktığımızda gene kenen karşımıza çıktı. Tanımak demek niemanden hiç kimseyi demek arkadaşlar. Hiç kimseyi tanımıyorum ki şeklinde devam eden bir cümle bu arkadaşlar. Ich kenne niemanden der. Bakın dikkat edin arkadaşlar burada ne yapmışız? Burada adres gösteriyorum öyle değil mi? Dolayısıyla kimseyi tanımıyorum ki o kadar esprili olsun diyeceğim. Ich kenne niemanden der so viel Humor hat wie sie. Humor espri demek arkadaşlar. So viel o kadar çok anlamında. Wie sie onun kadar. Dolayısıyla kimseyi tanımıyorum ki onun kadar esprili olsun. Dolayısıyla bu ne oluyor arkadaşlar? Ich kenne niemanden der so viel Humor hat wie sie. Buraya baktığımızda arkadaşlar besonders wichtig ist mir, besonders özellikle wichtig önemli ist mir, özellikle benim için önemli olan. Bakın burada arkadaşlar mir bana anlamına gelmiş oluyor. Datif şeklinde karşımıza çıkmış. Bakın burada daslı bir cümle görüyoruz. Daslı cümlelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? İki cümleyi bir araya getiriyorduk. Bunu ayrıntılı bir şekilde das cümlelerinde görmüştük. İzlememiş olan arkadaşlar mutlaka ilgili dersimizi izlesinler. Bakın burada besonders wichtig ist mir, dass sie meine Stärken und Schwächen akzeptiert. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar das'tan sonrasını. Die Stärken güçlü yanlar demek arkadaşlar. Fark ettiyseniz bunlar büyük yazılmış. Çünkü isim noktasında bu. Stärken yani güçlü yönler, Schwächen zayıf yönler anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Akzeptieren bu da kabul etmek demek arkadaşlar. Akzeptieren demek ki kabul etmek demekmiş. Şimdi bu cümleyi anlamlandırdığımızda benim için önemli olan şu ki
Das sie meine Stärken, güçlü yönlerimi ve zayıf yönlerimi kabul ediyor. Yani beni olduğum gibi kabul ediyor demeyi getiriyor bu cümle. Dolayısıyla besonders wichtig ist mir, dass sie meine Stärken und Schwächen akzeptiert. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, Julia ist sehr hübsch. Evet, hübsch neyi de az önce gördük ki daha önceden de görmüştük bunu. Hübsch, güzel ya da yakışıklı anlamındaydı. Sehr hübsch derken ne yapıyoruz? Burada Julia'nın güzelliğini pekiştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla diyorum ki Julia çok güzel. Dolayısıyla ne diyorum? Julia ist sehr hübsch. Buraya baktığımızda arkadaşlar, sie ist die hübscheste Frau. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Bunu pekiştireçlerde görmüştük. Hatırlayın arkadaşlar. En güzel kadın derken bakın süperlatif yapmış oluyorum. Superlatifte bakın die hübscheste Frau. Evet, bu konuyu izlememiş olan arkadaşlar mutlaka ilgili videoya gitsinler ve bunu incelesinler arkadaşlar. O en güzel kadın diyorum arkadaşlar. Sie ist die hübscheste Frau. Bakın burada gene ne yapıyorum? Relatif yapıyorum. Burada bir adres gösteriyorum. Sie ist die hübscheste Frau, die, bakın, die ich bis jetzt gesehen habe. Bakın burada da ne var karşımızda? Bu sefer de perfektlik çıktı. Gesehen habe, gördüm anlamında. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bis jetzt, şu ana kadar, şimdiye kadar anlamında. Demek ki habe gesehen perfekt zaman neydi? Gördüm anlamında. Bis jetzt, şu ana kadar. Dolayısıyla bu cümle bize güzel Türkçemizde ne diyor? Şu ana kadar görmüş olduğum en güzel kadın derken ne diyeceğim? Bunu Almanca karşılığı neymiş? Sie ist die hübscheste Frau, die ich bis jetzt gesehen habe. Şu ana kadar görmüş olduğum en güzel kadın. Buraya baktığımızda arkadaşlar, Julia ist vernünftig. Vernünftig, evet az önce gördük. Neydi arkadaşlar? Makul. Demek ki Julia makul. Neden makul olduğunu görüyoruz. Sonraki cümlede, sie schläft immer um 22 Uhr. Immer neydi arkadaşlar? Her zaman. Schlafen neydi arkadaşlar? Schlafen, uyumak demekti. Sie schläft immer um 22 Uhr. O her zaman saat 22'de uyur derken, evet makul olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Çünkü niye? Saat 22'de uyuyormuş her defasında. Sie schläft immer um 22 Uhr demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Das ist Julia. Das ist Julia. Wer sie noch nicht kennt. Wer sie noch nicht kennt. Julia ist meine Kollegin. Julia ist meine Kollegin. Wir kennen uns aus der Schule. Wir kennen uns aus der Schule. Sie ist auch Lehrerin. Sie ist auch Lehrerin. Julia ist intelligent und lebendig. Julia ist intelligent und lebendig. Ich kenne niemanden, der so viel Humor hat wie sie. Ich kenne niemanden, der so viel Humor hat wie sie. Besonders wichtig ist mir, dass sie meine Stärken und Schwächen akzeptiert. Besonders wichtig ist mir, dass sie meine Stärken und Schwächen akzeptiert. Julia ist sehr hübsch. Julia ist sehr hübsch. Sie ist die hübscheste Frau, die ich bis jetzt gesehen habe.
Sie ist die hübscheste Frau, die ich bis jetzt gesehen habe. Julia ist vernünftig. Julia ist vernünftig. Sie schläft immer um 22 Uhr. Sie schläft immer um 22 Uhr. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir insanın karakter özelliklerinin nasıl tanımlandığını öğrenmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.